Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Mangata'nın not testinde adım adım neler yapmamız gerektiğini göstereceğiz. Canlı yayında birlikte kuracaktık ama hem güncelleme geldi hem de internet problemleri nedeniyle sıkıntı yaşamıştık. Merak etmeyin bu videoda da adım adım hiçbir yere atmadan birlikte yapacağız ve videonun sonunda siz de rahatlıkla Mangata'nın not testine katılmış olacaksınız. Hadi başlayalım. Mangata'yı çok kısa özetleyeyim sonrasında işlemlere geçeriz. StarkWare ile birlikte oluşturulan Mangata özellikle Bitcoin, Polkadot, Avalanche, Cosmos gibi Layer 1 projelerini üzerine alıp oradaki likidleri ve DeFi protokollerini birbirine bağlayıp bunu da ZK kanıtlarıyla Agent Layer DAI kullanarak yeni bir zincir yaratıyor. Kısacası hem bir yeni teknoloji getiriyor hem de çok önemli olan ve büyük bir airdrop beklediğimiz EigenLayer'ın DeFi servisini de kullanmaya başlıyoruz. Şimdi adımları tek tek birlikte yapalım. Öncelikle ben Hesner'i kullanacağım. Ama Türkiye'deki kullanıcılar oldukça çok fazla banlandığı için siz Contova sunucusunu sunucusunda kullanabilirsiniz. İşlemler aynı. Orada da bir sunucu temin edip işimize başlayacağız. Hemen buradan bir alan oluşturayım. Ben deneme video diyeceğim bu kısma. Add project diyorum. Daha sonrasında bunun içerisine giriyorum. Siz kontop aldığınızda bu adımları yapmaza gerek kalmayacak. Add server diyorum. Ve buraya geldiğimde istediğiniz bir barındırıcı yeri seçebilirsiniz. Fark etmez. 22.04 Ubuntu'yu seçtim. X86 yaptım. Burada yaklaşık 5-5.5 Euro'luk olan sunucu yetiyor. Ama siz daha hızlı olsun ve daha rahat bir alan uzun süre ulaşmayayım diyorsanız isterseniz 7.5 Euro'luğu da alabilirsiniz. Ben şimdi rehberde de yazdığımız gibi 5.5 Euro'luk olanı alayım. En son aşağıya iniyorum. Burayı tercih size kalmış. İster değiştirin ister değiştirmeyin. Ben buraya deneme diye yazayım. Siz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Türkçe karakter kullanmayın. Sonra create by now diyorum. Şu an sunucumu işleme aldı. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde bana şifremi yollayacak. Hemen o adıma geçeceğiz zaten. Evet arkadaşlar Hesner'den sunucumu aldım. IP'im ve şifrem gelmiş oldu. Şimdi bunlarla mobaxterm Terminal'e gideceğim. İlk önce IP şifremi kopyalayayım. Sonra buraya geliyorum. mobaxterm'de bir session açıyorum. Yani bu SSH terminaller 22 portunu kullanır. Ve biz buradan sunucumuza bağlanabiliriz. Bilgisayarınızı kapatsanız bile sunucunuz çalışmaya devam eder. Biz bu terminali zaten sunucuya bağlanmak için kullanıyoruz. Buraya basıyorum. Buraya IP adresimi. Buraya specific username olarak da root giriyorum. Çünkü ana admin kullanıcıdır root demek. Okey diyorum. Şimdi benden password yani şifremi istiyor. Buraya gelip şifremi kopyalayacağım. Buraya geldiğinizde sağ tıkladığınızda siz bir ekranda hiçbir şey görmeyeceksiniz. Ama şifre yazıldı. Enter'a bastığınızda bakın sunucuya ulaştım. İlk yapacağım işlem sunucuda bana otomatik verilen bir şifreyi değiştirmek. Hemen burada sağ tık yapıyorum. Gene şifreyi görmüyorum. Enter yapıyorum. Şimdi gireceğimiz şifreyi de görmeyeceğiz. O yüzden dikkatli ve yavaş yavaş girin. Çünkü bu şifre daha sonra sunucuya ulaşmanız için size gerekli olacak. Hemen şifremi giriyorum. Tekrar istiyor. Tekrar giriyorum. Artık sunucuya ulaştım. Şimdi hemen rehberime döneyim ve adımlara başlayalım. Şimdi rehberimize geldim. Bu rehberi videonun açıklama kısmına eklerim. Yaşadığınız problem ya da sorunlar için Telegram kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Orada mutlaka Testnet kanalına girin ve sorunuzla ilgili arama yaparak ya da direkt soru sorarak cevaplarını bulmaya çalışabilirsiniz. Ayrıca raporumuzu da yıldızlayıp orklamayı unutmayın arkadaşlar. Daha yakından bizleri takip etmek istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya adreslerimizi de muhakkak takip edin. Şimdi geldim. Burada ilk işlemden başlıyorum. İlk önce bir sunucumu güncelleyeyim. Buradaki kodu kopyalayıp sağ tıkladığınızda otomatik olarak gelir basıyorsunuz. Bu adımlarda çok bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece size gelen uyarıları Y yani Yes Enter veya okey diyerek geçiyorsunuz. Böyle bir uyarı geldiğinde Enter'a basın. İşleminiz tamamlansın. Şimdi rehberime geri geliyorum. Docker kurulumu yapacağız. Buradaki gördüğünüz komutları sırasıyla alıp terminale yapıştıracağız. Buradan kopyaladım. Sağ tıkladım. Enter'a bastım. Tekrar geliyorum komutlar kısmına. Bir güncelleyelim sunucumuzu. Şimdi tekrar gidiyorum. Buradaki komutları sırasıyla giriyorum arkadaşlar. Burada tek komut olarak bıraktım. Bu komutu da mutlaka bu şekilde kopyalayıp terminale yapıştırıp enterleyin işleminiz tamamlanmış oluyor. Zaten bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa kodda mutlaka onu not olarak zaten rehbede belirtiyoruz. Şimdi tekrardan bir sunucuyu güncelleyelim. Burada gelen bildirimi enterliyoruz. Bunu da enterliyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi geldik bir sonraki adıma. Hemen bunu da kopyalayıp enterlıyoruz. Buraya gelen soruya y yeah, enter diyorsunuz. Bu Docker'ı kurmak için verdiği bir yes no sorusu. Sonra geliyorum. Son komut kopyalıyorum. Burada gelen bildirmedi de enterlıyorum. Bunu da enterlıyorum. İşim bitti. Son komutu buraya gelip yapıştırıyorum. Hello World komutunu çalıştırdığımda bir problem almazsam zaten bu şekilde Hello from Docker diye size bir uyarı verecek. Bu uyarıyı alıyorsanız Docker'ı kurmuşsunuz demektir. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Tamam buraya geliyorum. Go kurulumu var. Tek satırda kopyalıyorsunuz. Gelip buraya yapıştırıp enterladığınızda zaten Go'yu da kurmuş oluyorsunuz. Şimdi geldik agent'ı kuracağız. Hemen buradan git komutuyla kopyalıyorum. Buraya gelip yapıştırıyorsunuz. GitHub'dan kopyaladık. Daha sonra onun içerisine gireceğiz biz dosyanın. Yani agent dosyasının. Bunu da girelim. Daha sonrasında bu da build işlemi yapacağız. Sonrasında diğer adımları burada yine kopyalayıp yapıştırarak hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada da kurulumunu gerçekleştiriyoruz şu an. Bunu da tamamladık. Ondan sonra şimdi ana dizine geçelim. Yani buradan ana dizine geçiyorum. CD komutuyla ana dizine geçebilirsiniz. Bunu kopyalıyorum. Sağ tık yapıştırıyorum ve tamamladım. Şimdi geldik diğer adımımıza. Ben bu tip durumlarda bir tane boş not defteri açıyorum. İşimi çok kolaylaştırıyor. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama mutlaka bilgilerinizi kaydettiğiniz ve işlemleri sıralı şekilde yaptığınız bir not defterine notlarınızı tutmanız sizin için oldukça faydalı olacaktır. Tamam buraya geldim bir tane not defteri açayım. Şimdi buraya bir not defteri açtım. Hemen rehberime geliyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi şu kısımda K ismi dediğini değiştireceğim. Kopyalıyorum. Aa not defteri kısmına gelip şuradaki K ismini sileceğim. İstediğiniz bir isim verirsiniz. Ama bunu kopyalıyorum ve terminalime gidiyorum. Sağ tıkla yapıştırıp enter'lıyorum. Şimdi benden bir tane güçlü şifre istiyor. Bunun içerisinde özel karakterler, büyük, küçük harf ve sayılardan oluşacak. Ben şimdi hemen buraya da bir tane şifre yazayım. Uğraşmamak için. Bu şifreyi de kopyalayacağım. Hemen kopyalıyorum. Tekrar terminalime gelip sağ tıkla yapıştırıyorum. Enter'lıyorum. Bir daha sağ tıkla yapıştırıp enter'lıyorum. Ve işlemi yaptı. Bakın en önemli şeylerden birine geldik. Burada bana private key ve Ethereum adresi verdim. Bunu normal hemen kopyalıyorum. Bakın şurada gördüğünüz Etsa Private Key'e kadar hemen not defteri kısmına geçiyorum. Ben bunu daha sonrasında sileceğim için burada hepsini açık göstereceğim size. Yapıştırıyorum. Bunlar çünkü önemli. Bana lazım olacak. Burada işlemler var ve ben bunları sonrasında bulmam çok daha zor olacak. O yüzden adım adım sakin yapın sizde. Şimdi bu adımı da tamamladık. Hemen rehberimize dönelim. Şimdi ne diyor? İkinci yapacağımız şey de Hemen bunu da kopyalıyorum. Yani gene geldim not defterime. Buraya gelip yapıştıralım. Ben aynı ismi vereceğim. Siz de burada yukarıda verdiğiniz ismin aynısını verebilirsiniz. Buraya da kopyaladım. Bunu da hemen kopyalıyorum. Terminalimize dönelim. Hemen saatikle yapıştırdım. Enter'ladım. Bakın gene private key istiyor. Kolaylık olsun diye ben her ikisine de aynısını veriyorum. Şunu da kopyalıyorum. Geldim buraya. Sadık, enter, gene aynı şifreyi istedi. Sadık, enter. Şimdi ben neden bu sefer BLS'nin private key'ini verdi. Kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Mouse'a bunu seçerseniz MobaXterm'in Terminal'de işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Buraya hemen gelin. CTLF ile bunu da yapıştırın. Şimdi buradaki adımlarımız bitti. Hemen rehberimize dönelim. Kalan işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bu adımları hallettikten sonra ben burada isterseniz key liste bunu listeleyebilirsiniz. Hemen bir listeleyelim. İsterseniz buradan tekrardan da alabilirsiniz. Bakın burada pet dediğimiz dosyanın yolu ve burada public keylerini görebiliyorsunuz. Şimdi işlemlere başlayalım. Hemen rehbere döndüm. Şimdi operatör kaydı yapacağız. Hemen burada basıyorum. Geliyorum. Sağ tıkla basıyorum. Enter'lıyorum. İlk soruya yes enter diyorum. İkinci soruda benden operatör adresini istiyor. Bakın bana burada bir Ethereum adresi verdi. 22F ile biten. Bunu kopyalayın. Buraya gelin. Saatik yapın. Enterlayın. Bir daha aynı adresi istiyor. Saatik yapın. Enterlayın. Şimdi benden RPG URL'i istedi. Bakın RPG URL için infra kullanacağız. Biz oradan URL alacağız. Onun için hemen gidelim. Infra'nın sitesine geliyorsunuz. Eğer kaydınız yoksa hemen girin. basit diye, ücretsiz kaydınızı açın mail doğrulamanızı yaptığınızda zaten bu sayfaya ulaşırsınız. Hemen burada API için gerekli olan ismi giriyorum. Hemen buraya Mangata dedim. Siz istediğiniz bir ismi girebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ben örnek olsun diyorum. Create diyorum. API'yi oluşturdum. Şimdi geldim. Burada ben Ethereum Go Alan'ı kullanacağım. Buraya basıyorum. Save Change diyorum. Bana endpointler geldi. Hem HTTPS hem de WebSocket. İkisi de lazım olacak. Bunu kopyalıyorum. Geliyorum not defterime. Hemen şuraya bunu yapıştırayım. Sonra lazım olacağı için web soketi de alıyorum. Bunu da kopyalayayım. Bunu da buraya yapıştıralım. Bu adımı da tamamladı. Şimdi gelelim rehberimize. Public RPG alma kısmını gösterdik. Şu an terminale geçiyorum. Burada benden RPG URL'i istemiş. Not defterime döneyim. Şu HTTPS ile başlayanı seçiyorum. Buraya sağ tıklıyorum. Enter'lıyorum. Şimdi benden etsa keypad'i istemiş. Keypad dediği dosya uzantı yoludur. Biz zaten ilk oluşturduğumda bakın şurada root'la başlayan bir yol verdi bize. Bunu kopyalıyorsunuz. Buraya gelip sağ tık enter yapıyorsunuz. İşlem tamamlandı. Şimdi benden hangi ağ kullanacağını soruyor. Biz işlemleri go yapacağız. Hemen yön tuşlarında bir alta iniyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Bu adımı da tamamlamış olduk. Şimdi gelin rehberden sonraki adımıza geçelim. Hemen burada bakın metadata işlemi var. Burada bunu kopyalıyorsunuz. Buraya gelip sağ tık yapıp enterlıyorsunuz. Bu sayfaya ulaştınız. Şimdi ben bunu hemen buradan dediğim gibi mouse'la seçtiğinizde otomatik kopyalar. Geliyorum buraya. Not defterine bunu yapıştırdım. Benden name istiyor. Hemen buraya gelin name'i yazın. NTN diye yazdım. Geldik web site kısmına. Burada kitap adresinizi veya başka bir adresinizi ekleyebilirsiniz. Eğer kendinize ait bir web sitesi varsa da onu eklemeniz gerekir. Bunu ben şimdi kendi sitemize ekleyelim hemen. Kopyaladım. Hemen ben web sitemi de buraya ekliyorum. Açıklama kısmına dilediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Ben buraya Coin Hunters Community yazıyorum. Şimdi geldik logo kısmına. Logoda PNG yani PNG uzantılı bir resim olması gerekiyor. Bu ister kendi kullandığınız avatar olur, isterse de vesikalık fotoğrafınız hiç fark etmez. Ben hemen şurada hızlı resim kısmına gelip basıyorum ve hızlı resim sitesine gidiyorum. Burada ben uzantı alacağım. Seçiyorum. Hemen buradan seçeyim resmimi. Aç diyorum. Yükle dedim. Yani farklı sitelerde kullanabilirsiniz. Ben burada basit olduğu için hız resmi seçiyorum. Şunu gelip kopyalıyorum. En altta dokümanlar kısmından. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Bunların hepsi elimin altında olsun diye buraya hepsini özellikle yapıştırıyorum. Bunu geldim buradan kopyaladım. Ondan sonra gelip logo kısmına yapıştırıyorum. Nokta PNG uzantılı olması önemli. Twitter adresinde yine dediğim gibi Twitter adresinizi buraya yapıştırarak halledebilirsiniz. Buraya yapıştırıyorum. Şu an işlemleri hallettim. Sonrasında buradaki terminale geliyorum. En kolay yöntemi burayı silip hazırladım buraya yapıştırmak. Burada iş silebilmek için de CTRL K tuşuyla her bir satırı basa basa silebilirsiniz. Şu an boşalttım. Hemen Geliyorum not defterine şunu kopyalıyorum. Sonra buraya gelip sağ tikle yapıştırdığınızda otomatik zaten hepsi gelmiş oluyor. Daha sonrasında ctrl ile X yapıyorum. Bakın aşağıda Yes No çıktı. Y Enter yaptığımda bu adımı tamamlamış oldum. Şimdi rehberimize dönelim. Ra public oluşturma. Şimdi geldik. Biz bir public linki oluşturacağız. Bunun için de GitHub'ınızı kullanacaksınız. Hemen kendi GitHub'ıma geliyorum. Burada kendi sizde kendi kitabınıza geldiğinizde new kısmına basıyorsunuz. Buraya bir isim veriyorsunuz. Ben vereyim ismi. Daha sonrasında public olması önemli. Buraya gelip create diyoruz. Bu adımı yaptıktan sonra ilk olarak bir readme oluşturuyoruz. İşlemimizi yaptık. Bunu direkt hiçbir şey yazmadan commit deyin. Commit change deyin. Bitti işiniz. Şimdi benim burada esas işim create file oluşturmak. Create new file diyorum. Sonra buraya geliyorum. Gene not defterinde hazırladığım şuradaki satırın hepsini alıp aynen kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya da metadata.json diyorum. Bunu da yaptıktan sonra bakın sağında solunda bir boşluk kalmasın. Sonra commit change diyorum. Commit diyorum. Ve işlemim tamamlandı. Yapacağım adım da şu. Meta JSON'a basmak. Şurada gördüğünüz RAW var. RAW'a bastığınızda size şöyle bir adres verecek. Bakın şöyle gördüğünüz bir adres. Bunu hemen kopyalıyoruz. Daha sonrasında buraya gelip bu adresi de yapıştıralım. Bunu da hallettik. Geldik rehbere. Rehber zaten bunları yazılı olarak adım adım gösterdim. Bu adıma kadar geldik. Şimdi operatör komutlarına başlayalım. Hemen buna basıyorum. Terminalime geliyorum. Sağ tıklıyorum. Basıyorum. Şimdi benden burada özellikle kontrol etmem gereken iki tane şey var. Biri Delegation Manager adres sonu EB0A8 ile bitmesi lazım. Bakın rehberde de bunu gösterdim burada. Bu, bu şekilde bitiyor. Sıkıntı yok. İkinci olarak da meta URL'e biz public raw adresimizi gireceğiz. Hemen buraya bakın burada işlemleri yapmak için yön tuşlarıyla hareket edebilirsiniz. Şu gördüğünüz imleç neredeyse işlemi orada yapar. Buraya geldikten sonra ben şunu tekrar bir kopyalayayım. Kopyaladım. Buraya geliyorum. Sağ tıkla içerisine yazdım. Başka da bir işlem yapmanıza gerek yok. CTRL X Y Enter yapıp çıkıyoruz. Bu adımı da tamamladık. Sonraki kısma geliyoruz. Bakın burada işlemleri yapmadan önce artık biraz Metamask'a geçeceğiz. Bu oluşturduğumuz adresin içerisinde para atacağız. Ve orada para olduktan sonra bu adımları yapacağız. Bakın burada tekrardan uyarıyorum. Şurada nano operatör YML kodunu hallettikten sonra diğer adıma geçmeyin. Önce para işlerini halledin. Metamask'ımızı açıyoruz. Hemen account kısmına geliyorsunuz. Add account diyorsunuz. Hesabı içe aktar. Sonra geliyorsunuz. Bakın burada bana private key verdi. Bunu kopyaladığınızda buraya yapıştırın. İçi aktar dediğinizde gördüğünüz gibi bakın 22F benim zaten verdiği Ethereum adresi neydi? AE22F o adrese ulaştım. Şimdi benim bu adrese Goar'le ETH atmam lazım. Ben zaten videoda daha öncesinde duyurularda da söylemiştim. En az 1-1.5 ile ETH bulun. Yani faucetlerden isteyin veya testnet bir içle layer zürü üzerinden satın alın artık orasını bilemem. Size kalmış bir şey. Buraya geliyorum accountumdan. Burada adresimi kopyalayacağım. Ondan sonra benim diğer adresimde var. Buradan gönder diyeceğim. Dediğim gibi siz bulabildiğinizde gönderirsiniz. Ben bir ETH'lik gönderiyorum. Evet adresime ulaştı. Şimdi artık diğer adıma geçebilirim. Burada agent operatörünü register edeceğim. Bunu kopyalıyorum. Terminale geldim. Sağ tık yapıştırdım. Enter'a bastım. Burada kayıtların akmasını bekleyeceğiz. En sonunda zaten successful işlemi aldığımızda diğer adıma devam edeceğiz. Bakın burada operatör successful olarak oluşturuldu. Şimdi hemen sonraki adıma geçelim. Rehberime geldim ve işlemlere devam ediyorum. Bakın burada Magnata'nın AVS'sini kurmak için bana roket ETH ve Lido ETH lazım. Bunda da TVL miktarınızın ortalama 0.30-0.35 bandında olması gerekiyor. Yani elinize aldığınız bir ETH'lik Goerli'yi 0.50-0.60'ını falan burada harcamanız gerekecek. O yüzden önce Uniswap'a gidiyorum. Bana Rocket ETH'ın kontrat adresi lazım. Hemen rehberime döneyim. Bakın ben burada kontrat adresini verdim size kolaylık olsun diye. Buradaki kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Daha sonra burada bildiğiniz swap işlemi yapacaksınız. Hemen burada yazdığınızda Rocket ETH gelecek. Bunu seçiyorum. Mesela 0.25 Lik ben ETH'da Rocket ETH alacağım. Bakın bir Rocket ETH 30 ETH'a. Yani burada oldukça büyük bir Kayma söz konusu. Hemen burada swap işlemini yapayım. Değiştirmeyi onayla diyelim. Bu kadar büyük makas olduğu için de arkadaşlar size 1-1.5 Guale ETH ihtiyacınız olacak. Roket ETH'i hallettik. Şimdi de Lido Stake ETH alacağız. Gene buradan kontrat adresini kopyalıyorum. Gene aynı yere gelip burada kontratı yapıştırdığınızda seçiyorsunuz. Burada da yine 0.25'lik alalım. Hemen basıyorum swap işlemini. Değiştirmeyi onayla deyip. Metamask'tan bildirimleri onayladığınızda işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hemen onaylayalım. Bu arada tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Bununla ilgili tüm soruları vesaire Telegram grubumuzdan rahatlıkla sorabilirsiniz. Benden gelirsem ben cevaplıyorum ya da daha önceden yapıp işlemi tamamlamış olan arkadaşlar mutlaka size sorularınıza cevap olarak dönüyorlar. Bu adımı da tamamladık. Şimdi gelelim rehberimizde. Zaten dediğim gibi rehberi adım adım takip ederseniz bu videoyla da birlikte izlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan kurabilirsiniz. Buradan Agent Layer'ın sitesine gideceğim. Şimdi geldik Agent sitesine aldığımız roket ve lidoları stake etmeye. Bunun için gelip Connect Wallet diyoruz. Metamask'ımızı bağlıyoruz. Bakın kurduğumuz cüzdanı bağladık. Aşağıda delege için kendimiz geldik zaten. Burada da görüyorsunuz. Biraz sonra şuradaki resim vesaire de gelmiş olacak. Hemen Restake kısmına geliyorum. İlk önce Hemen buradan roket pool'u seçiyorum. Bakın burada bir miktar var. Bunun hepsini seçiyorum. Depozitliyorum. diyorum. Metamask'a gelen bildirimlerin hepsini onaylıyoruz. Şimdi de Lido Stake'leri ekleyeceğim. Burayı seçiyorum. Maksimum deyip deposit diyoruz. Şimdi deposit için tekrar benden onay istiyor. Bunu hemen yükseltip onaylıyorum. Lido stake'i de yapmış olduk. Ve şimdi dashboard kısmına geldiğimde yaklaşık 0.25-0.30 arası bir şey delege etmiş oluruz. Eğer bu yetmezse biraz sonra loglarda hata alırsak buradaki likidite miktarınızı arttırabilirsiniz. Şimdi rehberimize tekrardan dönelim. Buradaki adımları bitirdikten sonra bakın burada artık işlemimize başlayacağız. Hemen bunu kopyalıyorum. Buraya gelip sağ tıkla klonluyorum adresimizi. Sonra gelip setup'ımızı açıyorum. Enter'lıyorum. Sonra buna basacağız. Sağ tık onaylayacağız. Şimdi... Son bir düzenlememizi yapıyoruz. Buna basıyoruz hemen arkadaşlar. Buna basıyoruz. Burayı açıyoruz. Şimdi burada todo kısmındaki bölümleri düzenleyeceğiz. Dediğim gibi yön tuşlarıyla buraya geliyoruz. ETH RPG URL istiyor. Yani benim infuradan aldığım adres. Hemen buraya geliyorum. Bunu şuradan kopyalayın. Daha sonrasında buraya gelip saatikle yapıştırıyoruz. İkincisinde bizden web soket olanı istiyor. Hemen gelelim web soketi de alalım. Bunu da kopyalıyoruz. Sonra bunu da tıklayıp yapıştırıyoruz. Daha sonrasında bakın şuraya geliyoruz. Etsa file host yani pet adresini istiyor. Buradaki kısmı silip daha sonrasında tekrar not defterimize gelelim. Çünkü buraya not etmiştik. Şimdi Etsa için olanı hemen buradan kopyalıyorsunuz. Buraya gelip sağ tıkla yapıştırıyorsunuz. Aynı işlemi BLSK içinde yapacağız. Burada siliyoruz. Daha sonrasında dosyamıza gelip hemen buradan şurada gördüğünüz BLSK'yi ki sizde de bu şekilde çıkacaktır. Şurada zaten kendi verdiğiniz operatör ismiyle çıkıyor bunlar. Bunu da yazdık. Son kısma geliyoruz. Bakın bizden password'ünü istiyor. Ben buraya not olarak yazmıştım zaten. Ben yani bunu da alıp buraya yapıştırıyorum. Aynısını diğerine verdiğim için ikisine de aynısını yapıştırdım. CTRL X Y yeah, enter deyip tamamlıyoruz. Şimdi geldik diğer adıma. Bu adımları da yaptık. Hemen bunu kopyalıyorum. Terminalde çalıştıracağım. Şimdi kırı çalıştırmaya başlayacağız. Bir problem yoksa zaten bize log kayıtlarımız akmaya başlayacak. Burada bir problem yok. Burada da işlemimiz tamamlandı. Hemen geliyorum bir sonrakine. Burada kırı çalıştırıyorum. Burada da işlemin tamamlandığı. Hemen sonrasında gelip Docker PS ile ben container ID'mi alacağım. Container ID'mi alıyorum. Bakın şurada container ID'm. Ondan sonra buraya gelip Docker Logs F sonra bu container şeyini sağ tıkla alıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın buradaki log kayıtlarında bir problem olmazsa düzgün bir şekilde akacak. Şu an gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde akıyor. Tabi burada bloklar yavaş yavaş bulunduğu için de öyle hızlı bir akma sürecini görmüyorsunuz. Bakın bu hatayı alıyorsak yapacağımız işlem TVL miktarımızı arttırmak. Hemen gidiyorum TVL miktarımı arttıracağım. Dediğim gibi TVL'de problem olduğunda hemen gittik. Burada hemen size göstereyim. TVL miktarını biraz daha arttırdım. Arttırdıktan sonra terminalime geldiğimde bu şekilde logların aktığını görüyorum. Daha sonra bunu ekran görüntüsü olarak alıyorsunuz ve Discord'unuza gidiyorsunuz. Hemen Discord bölümüne gelelim. Bakın buraya geldiğinizde AWS operatör kısmı var. Ben şimdi buraya atmayacağım. Buraya yapıştırıyorsunuz. İşlemi yaptığınıza dair bilgilerini yazdıktan sonra size zaten otomatik olarak bot bu şekilde bir yaratacak. Buraya basıyorsunuz ve buraya gelip Node Runner rolünüzü alıyorsunuz. işlemi tamamlanmış oluyor. Son bir şey daha var. Collator bölümüne gittiğinizde bakın burada bir form var. Bu forma bastığınız zaman burada sizden formu doldurmanızı istiyor. Continue diyorsunuz. Biz AWS operatör çalıştırıyoruz. OK diyorsunuz. Bir o kullandığınız sunucunun özelliklerini ve aylık ne kadarlık bir ödeme yapacağınız buraya yazıp ekibe yolluyorsunuz. Ekip burada aslında testnet sürecinde oluşacak olan maliyeti de hesaplamak istiyor. O yüzden bu formu doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Magnet'ın not test kurulumu bu şekilde adım adım sizlere gösterdim. Takıldığınız ya da yaptığınız hatalarla ilgili Telegram grubumuza gelerek sorularınızı sorabilir veya orada verilmiş olan cevaplardan kendi cevabınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu tip fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın dostlarım. Ayrıca bizleri Twitter ve Telegram sosyal medya adreslerimizden muhakkak takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.